Merhaba sevgili gençler. Bugünkü dersimizde paragraf konusunu noktalayacağız. Paragrafta yardımcı düşünceyle devam ediyoruz, yan düşüncelerle. İlk dersimizde paragrafta ana düşünceden, konu ve temadan bahsetmiştik. Şöyle dedik, ana düşünce arkadaşlar bir paragrafta bir tane yer alır ve paragrafın yazılış amacıdır, asıl anlatmak istediğidir ana düşünce. Bununla beraber ana düşünceyi çeşitli şekillerde destekleyen düşüncelere de biz yan düşünce ya da yardımcı düşünce adını veriyoruz. Hangi şekillerde destekleyebilir? Örnekleme şeklinde destekleyebilir, karşılaştırma, tanık gösterme şeklinde destekleyebilir veya farklı şekillerde destekleyebilir. Çok fazla örneği var bunun. Yardımcı düşünceler için şunu söyleyebiliriz. Genellikle gelişme cümlelerindedir. Ama bir paragrafta arkadaşlar her cümle bir yardımcı düşünce içerebilir ya da her cümleden bir yardımcı düşünce çıkarılabilir. Yani bizim 10 cümlelik bir paragrafımız varsa bir ana düşüncesi olmak zorunda ama 10 tane de yardımcı düşüncesi, yan cümlesi, yan düşüncesi olabilir. Yardımcı düşünceyle ilgili sorular genellikle her zaman değil ama genellikle olumsuz soru kökü biçiminde. Yani şöyle karşımıza çıkıyor. Bu paragrafla ilgili hangisi çıkarılamaz, hangisi söylenemez gibi sorular. Burada altı çizili bölüme dikkat etmemiz gerekiyor. Yardımcı düşünce sorularında parçanın cümleleriyle seçenekleri eşleştiriyoruz arkadaşlar. Tabii yine burada olumsuz soru kökünde. Yani bu parçadan hangisi çıkarılamaz diye sorulduğunda 5 şıktan 4 tanesi çıkarılabilir demektir bu. Biz o çıkarılabilir olan şıkları yukarıdaki paragrafımızda, parçamızda bulup onları okla işaretleyebiliriz. Bu şekilde eleyerek bulabiliriz. En doğru çözüm bu olacak. Anlamcı aynı doğrultuda olanları eldikten sonra kalan seçenek zaten sorunun cevabı oluyor. Bu konuya benzer bir sorumuz var. Burada gerçi olumsuz bir soru kökü değil, olumlu bir soru kökü ama bakalım sorumuza çıkmış bir soru. Diyor ki soru, bu parçada aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? Evet arkadaşlar yine burada hangisi çıkarılabilir tarzında bir soru var. Dikkat edin, parçanın yazılış amacını sormuyor, ana düşünce değil. Aşağıdaki şıklara baktığımızda bunlardan bir tanesini yukarıda bulmamız gerekiyor. Biraz küçülteyim bütün şıkları görebilmek adına. Şimdi bakalım arkadaşlar birlikte. Evet, küresel ısınma çağımızın sorunu. Bu sorun yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan canlı türlerini ve ekosistemleri korumak oldukça pahalı bir iş. Zira bu o arazinin başka amaçlar için kullanımının önlenmesi, koruma için insan kaynağı ve altyapı oluşturulması, korunan alanın bilimsel olarak izlenmesi gibi pek çok alanda çalışmayı gerektiriyor. Bakın buraya kadar küresel ısınmanın bir sorun olduğunu ve birçok canlı türünün de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu, bunu önlemek için de biraz maliyet gerektiğini söylüyor. Habitatların küresel ısınmadan nasıl etkileneceğine, bunun canlılar açısından ne gibi sorunlar oluşturacağına dair araştırmalar sürüyor. Varılan bazı sonuçlar, türlerin iklim değişiminden etkilenmemesi için koruma alanlarının genişletilmesi gerektiğini ve koruma maliyetlerinin ikiye katlanacağını gösteriyor. Evet, hangisi çıkarılabilir demiş. A şıkkına bakalım. Türlerin devamını sağlamak için yapılacak tek iş insanları bilinçlendirmektir. Arkadaşlar burada insanları bilinçlendirmekle ilgili herhangi bir şey rastlamadık. Canlı türlerini ve ekosistemleri korumak gelecekte de insanlığın uğraşı alanlarından birisi olacaktır. Arkadaşlar şu maddeye dikkatli bakalım. Varılan bazı sonuçlar türlerin iklim değişiminin etkilenmemesi için koruma alanlarının genişletilmesi gerektiğini ve koruma maliyetlerinin ikiye katlanacağını gösteriyor. Yani gelecekte de bunlar devam edecek ki maliyetleri katlanacak değil mi? Cevabımızın bu olma ihtimali çok yüksek. Emin olalım. Türlerin korunması ile ilgili araştırmalar üniversiteler tarafından desteklenmesi gerekmektedir. Arkadaşlar burada öyle bir şey yok. Üniversiteler bu araştırmaları desteklemelidir tarzında bir şeye rastlamadık. Yanlış, özür dilerim, sildim. Evet, devam edelim. İnsanlara alternatif yaşam alanları oluşturmak canlı türlerin korunmasına katkı sağlayacaktır. Evet, burada ekosistemleri korumaktan bahsediyor. İnsanları korumaktan değil. Ya da işte insanlara yaşam alanı oluşturmaktan değil. Araştırmalar daha çok yetersiz olan kaynakların koruması üzerine yoğunlaşmıştır. Yani burada çok çıkarılabilecek bir şey değil. Cevabımız Bursa. Son cümle zaten bunu destekliyor. Direkt bakın ne yaptık? Son cümleden burayı çıkardık. Cevabımız Bursa olmuş oldu. Hemen devam edelim.
TYT AYT sorularında karşımıza çıkan yardımcı düşünce genel olarak şu tarzdadır. Bu parçada hangisine değinilmemiştir, hangisine ulaşılamaz, hangisine yer verilmemiştir? Ya da bu parçada hangisinden söz edilmemiştir? Hangisi çıkarılamaz, hangisi bu düşünceyle bağdaşmaz ya da hangisi böyle diyen bir yazarın özelliği değildir? Bunlar yardımcı düşünceyle ilgili sorularımız. Fotoğrafını çekebilirsiniz, ekran fotoğrafı alabilirsiniz. Bu soruları unutmayalım arkadaşlar. Bir sorumuz daha var. Yine çıkmış bir soru. Evet, diyor ki bu parçada Havvam sınıfı ile ilgili olarak hangisine değinilmemiştir? İşte en yaygın soru kökümüz arkadaşlar. Olumsuz soru kökümüz ve yardımcı düşünceyi soru hangisine değinilmemiştir? Bu sorularda değinilmemiş sorularında arkadaşlar şıklara bakmakta bence fayda var. Başarısında nelerin etkili olduğu, seyircinin iç dünyasındaki tesir, Türk sinemasında yarattığı etkiler, edebi eserden uyarlanması, farklı kuşaklara hitap etmesi. Bakalım. Edebiyatımızın unutulmaz eseri Hababam Sınıfı dünün video izleyicisinden bugünün 3 boyutlu sinema tutkunlarına, milyonların gönlüne taht kuralı 40 yıl geçiyor. Arkadaşlar bakın burada farklı kuşaklara hitap ettiğini görüyoruz. Ne diyor? Dünün video izleyicisinden bugünün 3 boyutlu sinema tutkunlarına. Farklı kuşaklar değil mi? Bunu görüyoruz arkadaşlar. Bunu bulduk. Devam edelim. Her zaman zevkle izlediğimiz, kahkahalar attığımız, içimizi ısıtan Hababam Sınıfı hepimizden bir parça bulundurur. Filmin bu başarısında, bakın filmin başarısından bahsediyor arkadaşlar. Ne diyor burada? Filmin başarısıyla ilgili de bir maddemiz vardı. Başarısında nelerin etkili olduğuna diyor. Filmin bu başarısında Rıfat Ilgaz kadar yönetmeni Ertem Eğilmez'in de rolü büyüktür. Bakın hepimizden bir parça bulundurması yönetmeni ve yazarı yani başarısında nelerin etkili olduğunu da bize vermiş. Devam edelim. Belirtilmesi gereken bir husus da filmin hepimizin aşina olduğu müziği. Bakın bu da etkili başarılı olması. Yavaş çalındığında insanı hüzün, hızlı çalındığında coşku veren ve Hababam Sınıfını zihnimize kazıyan müzik Melih Kibar'ın bestesidir. Arkadaşlar bu arada edebi eserden sinemaya uyarlandığını zaten Rıfat Ilgaz yazar kısmından görüyoruz. Bunu da eleyebiliriz. Devam edelim. Seyircinin iç dünyasındaki tesiri, bunu da az önce görmüştük zaten. Ne demiştik? Zevkle izlediğimiz kahkahalar attığımız. Demek ki seyircinin iç dünyasındaki tesiri de burada görebiliyoruz. Cevabımız ne olacak? Ceyhan olacak. Yarattığı etkilere değinilmemiş. Ne olabilirdi yarattığı etkiler mesela? İşte ondan sonra başka eserlerin benzeyen sinema ne diyelim filmlerin ortaya çıkması yarattığı bir etki olabilirdi. Ya da Türk sinemasında bir şeyleri değiştirmiş olması olabilirdi ama bunlar yok burada. Devam ediyoruz konumuza. Bir diğer başlığımız paragrafta başlık. Evet. Arkadaşlar başlıkla ilgili daha önce çok kısa bahsetmiştik ama burada biraz üstünde duracağız. Üzerinde durulan kavram ve bakış açısının bir iki sözcükle ifadesi. Yani üzerinde durulan ne demekti arkadaşlar? Üzerinde durulan kavram konu yani. Konunun ve bakış açısının yani konunun ve işte o ana düşüncenin birkaç kelimeyle. Zaten denk geliyoruz sürekli başlıklara. Çok uzun olmuyor başlıklar. Ve ne olması lazım? Başlığın bütün konuyu kapsaması lazım. Paragrafı en iyi şekilde özetleyen kelime ya da kelime öbeği olmalı arkadaşlar. Yazının amacına uygun olmalı. Tamamını kapsamalı paragrafın. Ana fikirden izler taşımalı. Ana fikre uygun olmalı. Ve bu sorularda bütün başlıklar genelde birbirine yakın oluyor arkadaşlar. Biz neyi seçeceğiz? En uygun olanı seçeceğiz. Yani diğerleri de olabilir ama en güzel hangisi olur onu seçeceğiz. Hemen bakalım. Sanatın amacı kişinin düşüncesini, duyarlılığını geliştirmek, ona dünyaya ve insanlara insanca bakma, sezme, kavrama gücü kazandırmaktır. Sanat ürünlerine ilgi duymayan, hayali işlemeyen, başkalarının acılarına, dertlerine ortak olmayan bir bilim adamı, bir yargıç, bir yönetici düşünelim. Ne yararı olur bunların topluma, insanlığa? İnsanın insan sevgisiyle yoğrulmadığı toplumlarda bütün yönleriyle ilkellik egemen olmaz mı? Evet, başlık okuyucuya yazıda ne anlatıldığını ve yazının amacını sezdiren bir ön uyarıcıdır. Bu gözle baktığımızda sanat ve insan, evet başlığında sanat ve insan olması gayet muhtemel arkadaşlar. Burada sanatın amacı demiş. Ne diyor bakın? İnsanlara insanca bakma, sezme,
Değil mi? Sanat ve insandan bahsediyor. Evet, insanın insan sevgisi değil mi? Bakın burada hep sanatın insan sevgisiyle ilişkisinden bahsetmiş. Cevabımız bu olmalı. Yani başlığımız. Bir diğerine bakalım. Sanat sınır tanımaz ifadesini hepimiz duymuşsunuzdur. Ben bu sözü çok doğru buluyorum. Bugün Mevlana'yı anma törenlerinde yerli turistten çok yabancı turist Konya'ya akın ediyorsa, bütün dünya Yunus'un yaratılanı hoş gör yaratandan ötürü mesajını alıyorsa, ben de Hugo'yu yahut Tolstoy'u zevkle okuyorsam, sanatçı bir ülkeye, bir millete hapsetmek elbette ona haksızlık olacaktır. Acı dünyanın bütün yüreklerini burkar çünkü umut herkesi heyecanlandırır. Sanat diye bir dil var ve bütün dilleri kapsayan, kucaklayan. Evet. Yukarıdaki paragrafta sanattan bahsediliyor arkadaşlar ve burada bu çok daha kolay olmuş. Sanatın neyini görüyoruz biz? Evrensel olduğunu görüyoruz. Hepimiz bütün milletler demiş, değil mi? Burada yerli turistler, yabancı turistler demiş, Tolstoy, Victor Hugo, bir sürü farklı milletten insan var ve sanat bütün dilleri kapsayan, kucaklayan bir dildir demiş. Sanatın evrenselliğini bize veriyor. Bu arada parçanın başlığı sanatın diğer milletlerle ilişkisi vesaire de olabilirdi belki ama sanatın evrenselliği böyle daha iyi ifade ediyor. Hemen sorumuza bakalım. Bu parçaya uyacak en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir diye bir sorumuz var. Sorumuza göz atalım. Bakalım dikkatlice daha doğrusu. Şairlerin doğup büyüdükleri, görev yaptıkları, bir ömür vurgun yaşadıkları, kalpten bağlı oldukları gözde şehirler vardır. Bu şehirler o şairlerin adlarıyla özdeşleşerek anıla gelmişlerdir. Örneğin İstanbul, şairler için gizemlerle dolu masal şehridir. Şairlere ilham verir. Bu güzel şehri görüp de ondan etkilenmeyen yoktur. Her şair bu şehrin büyüsüne kapılmıştır. Bu şairlerden özellikle Necip Fazıl Kısakürek ve Yahya Kemal Beyatlı İstanbul'un etkilediği iki büyük şairimizdir. Şimdi evet arkadaşlar en uygun başlık şairlerin doğup büyüdükleri şehirler vardır diyor ve bir ömür onlara kalpten bağlıdırlar diyor. Ne olması lazım arkadaşlar? İstanbul'un güzelliği. Burada İstanbul'un güzel olduğunu söylemiş ama bunu somut bir şekilde ifade etmemiş. Yani İstanbul güzeldir, işte Kız Kulesi şöyledir, Galata Kulesi böyledir gibi değil. Rüya şehir, baktığınız zaman arkadaşlar giriş cümlesine de sonuç cümlesine de baktığınızda şehirle değil şairle ilgili bir paragraf var yoğun olarak. O yüzden rüya şehir de olmaz. İstanbul şairleri. Bu olabilirdi ama giriş cümlesine baktığımızda şairlerin doğup büyüdükleri, görev yaptıkları şehirler vardır. Onlara yürekten bağlıdırlar. Örneğin İstanbul demiş. Yani eğer şöyle deseydi İstanbul şairler için çok önemli bir şehirdir diye girseydi bu olabilirdi. Ama İstanbul'u burada sadece sıradan bir örnek olarak vermiş. O yüzden İstanbul şairleri de olamaz. Şairlerin dünyası demiş ki burada şairlerin sadece şehirle bağlantısından bahsediyor. O yüzden en mantıklı, en doğru başlık şairler ve şehirler olmalı arkadaşlar. Çünkü biz bu paragrafı İstanbul'dan sonra Bodrum'la da devam edebiliriz. Ya da işte Edirne'yle de devam edebiliriz, değil mi? Üstüne çok fazla şiir yazılan bir başka şehirle de devam ettirebilirdik. Evet, soruya karşılık olan paragraf hemen bakalım. Arkadaşlar genellikle biz paragrafların bir soruya karşılık olarak yazıldığını görüyoruz. Peki bu soruya karşılık ne demek? Soru cümlesi genellikle giriş cümlesi olarak düşünülebilmelidir. Yani soru cümlesi bize parçanın konu ya da ana düşüncesini veriyor. Ne demiştik biz ana düşünce için? Yazar bize burada ne anlatmak istiyor? Yani yazar bu metni hangi amaçla yazmış? Bu bir soru zaten, doğru değil mi? Bu sorunun cevabı da nedir arkadaşlar? Ana düşüncedir. O zaman soruya karşılık olan paragrafta genellikle bize ana fikri, ana düşünceyi soruyordur. Çoğu zaman ilk cümle bağlantı ögesiyle soru cümlesini düşündürür. Biz soru cümlesini okuduktan sonra ilk cümleyi okuduğumuzda uyumluluğunu anlayabiliriz. Yani %100 uyumlu olmasa da %80, %90 uyumlu olduğunu görebiliriz. Hiç uyumlu değilse zaten o onun cevabı değildir. Paragrafın ilk cümlesi sorudan sonra okunduğunda soru ve ilk cümle arasında bir uyum olması gerekir. Bu bakımdan genellikle konuyla ilgili bu tür sorular sorulduğunda paragrafta ilk cümleyi anlamamız, doğru bir şekilde nitelememiz gerekiyor arkadaşlar. Yeterince iyi şey yapamamışlar. Evet, tekrar söyleyelim. Ana düşüncenin
bir cevabıdır aslında. Ana düşünceyi gösterir bize. Bu tarz sorular, soruya verilen cevaplar ana düşüncedir ve ilk cümle bizim için çok önemlidir. Hemen bakalım sorumuza. Diyor ki soru. Yazdığım şiirleri öncelikle kökünü okuyalım. Bu parça aşağıdaki sorudan hangisine karşılık olarak söylenmiş olabilir? Ben şöyle hızlıca bir bakmayı faydalı görüyorum. Evet, göz attım. Yazdığım şiirleri sesli olarak okurum ilk önce. Kulağıma hoş geliyorsa değişiklik yapmam. Ama fazla ya da kulağa tırmalayan sözcükler varsa onları atarım, değiştiririm. Çünkü şiir gereksiz sözcük kaldırmaz. Ayrıca yıllar sonra yeniden okuduğunu beni ilk günkü gibi etkileyecek mi diye düşünürüm. Öyle şiirler vardır ki her gün okursanız bıkmazsınız. Yazdığım şiirlerin de böyle olması için gayret ederim. Evet. Bakalım. Şiirinizi yoğunlaştırmak, kalıcı kılmak için nelere dikkat edersiniz? Yazdığım şiirleri sesli olarak okurum ilk önce. Bu olabilir arkadaşlar. Bu kalsın. Eleştirmenlerin şiirlerinizi yeterince değerlendirmemesini neye bağlıyorsunuz? Hiçbir alakası yok, değil mi? Eleştirmenlerle ilgili. Şiirinizi yazarken okurların beklentisini göz önünde bulundurur musunuz? Yazdığım şiiri ilk olarak sesli olarak okurum diyor. Kulağıma hoş geliyorsa değişiklik yapmam. Yani burada okur bir beğeni var ama burada okur beklentisi falan hiç okurdan bahsetmemiş neredeyse, değil mi? Bunu da eleyebiliyoruz. Başka şiirlere şairlere öykünmemek hiç bahsetmemiş. Duygusal zenginlik yok. Cevabımız gayet açık. Şiirinizi yoğunlaştırmak, kalıcı kılmak için nelere dikkat edersiniz? Yazdığım şiirleri sesli olarak okurum ilk önce diyor. Sıralıyor. Bir. Daha sonra ne yapıyor arkadaşlar? Değiştiriyor kulağa hoş gelmeyen sözcükleri falan. Burada bir kelimemiz daha var anahtar. Kalıcılık demiş. Bakın ne diyor? Yıllar sonra okuduğumda beni ilk günkü gibi etkileyebilecek mi? Her gün okusam bıkmazsın diyor. Burada kalıcılıktan da bahsetmiş. Evet, altıncı soru. Bu parça aşağıdaki sorudan hangisine karşılık olarak söylenmiş olabilir? Herkes yazar olabilir mi? Yazmamız etkenler neler? Yetenek önemli mi? Gençlere ne önerirsiniz? Yazar olmaya ne zaman karar verdiniz? Bakalım. Yazar olmanın yolu öncelikle okumayı ve kitabı sevmekten geçiyor. Devam edelim. Kitabı ve okumayı sevmeyen birinin yazmaya hevesleneceğini düşünemiyorum. Çocukluğumda okumaya duyduğum ilgi ve kitap sevgisi yazar olmamda itici güç. Arkadaşlar bakın bu bize cevabı verdi. Yazar olmamda itici güç olan neymiş? Çocukluğumda okumaya duyduğum ilgi ve kitap sevgisiymiş. Burada biz ne olarak bakabiliriz? Herkes yazar olabilir mi? Yani yazarlıkta yetenek önemli midir? Neredeyse hiç bahsetmemiş arkadaşlar yetenekten. Gençlere öneriniz neler? Pek yok. Yazar olmaya ne zaman karar verdiniz? Bu birazcık destekliyor ama yazar olmaya ne zaman karar verdiniz? Yazar olmanın yolu öncelikle hiç alakası yok. Yani bu cümle bu cümleye hiçbir şekilde uymuyor. Ama Bursa'ya bakalım. Yazar olmanızdaki etkenler nelerdir? Yazar olmanın yolu öncelikle okumayı ve kitabı sevmekten geçiyor. Bakın ve diğer etkeni sıralıyor. Ne var burada arkadaşlar? Çocukluğundaki o kitap sevgisi itici güç olmuş. Cevabımız Bursa olacak. Adana çok yakın. Ama herkes yazar olabilir mi sorusunun cevabı elbette herkes yazar olabilir. Hayır, herkes yazar olamaz tarzında başlamalıydı. Yani bu ilk cümleyle çok fazla uymuyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Yedinci başlığımız cümlelerin yer değiştirmesi. Bu durumlarda arkadaşlar paragraftaki akışın iki yerde kesilmesi söz konusu. Biz burada neye bakacağız? Kip ve anlam örtüşmesine bakacağız. Kip neydi arkadaşlar? Kişi eklerine ve kiplere bakacaktık. Kip neydi? Haber kipleri, zaman kipleri yani ve direk kipleriydi, değil mi? Mesela bütün metin şimdiki zaman your kipiyle devam ediyorsa bir anda geçmiş zamana ya da gelecek zamana geçerse biz orada bir değişiklik olduğunu, bir yer değiştirme gerektiğini anlayabiliriz. Parçanın bağlamına dikkat edilmeli. Yani bulunduğu konuma dikkat etmeliyiz. Ve her bir cümlenin kendinden önceki ve sonraki cümlelerle bağlamsal uyumuna bakmalıyız. Bağlantı ögelerini de göz önünde bulundurmalıyız ki bağlantı ögeleri nedir? Bağlaçlardır, değil mi? Çünkü mesela bununla birlikte örneğin gibi. Hemen bakalım örneğin dedik. Örneğimiz geldi. Şuradan yakınlaştırıyorum arkadaşlar. Bu parçanın anlam akışındaki bozukluğu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır diye sormuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar, soru bize şunu soruyor, şunu yöneltiyor. Bu parçanın anlam akışındaki bozukluğu gidermek için hangi değişiklik yapılmalıdır?
Tekrar edelim. Neye bakacaktık arkadaşlar? Yukarıdan hatırlayalım. Kiplere bakacaktık, değil mi? Ve anlam bağlantısının örtüşmesine bakacağız. Turan of Azog'un Allah'ın Dediği Olur adlı oyunu bir gün içinde, hatta birkaç saatte geçen olaylar üzerine kurulmuş. Evet. Kipe baktığımızda arkadaşlar geçmiş zaman kipini görüyoruz. Oyun 3 birlik kuralına uygun yazılmış. Ancak izleyicinin merakını kamçılama yönünden çok başarılı olduğu söylenemez. Geniş zaman kipimiz var. Bağlantıya da dikkat ediyoruz. Bölümler arasında süre farkı var. İlk bölüm ikinciye göre daha kısa ve bu izleyenleri rahatsız ediyor. Kişiler kendi toplumsal, psikolojik, ekonomik ve kültürel yapılarına uygun olarak olaylar içinde verilmiş. Sanatçı bu eksiklerine karşın Batı standardını yakalama yolunda emin adımlarla ilerleme adına umut veriyor. Arkadaşlar bakın, bağlantı olarak da anlayabilirsiniz bunu. Burada olaylar üzerine kurulmuş diyor ve bu olaylardan bahsetmeye burada devam ediyor. Bir kere burada bağlantıyı yakalamamız lazım. Buradan yakalayamıyorsak nereden yakalamamız lazım? Burada mişli geçmiş zaman kipi varken bir anda kip değişmiş. Son 3 cümleye bakalım. Bakın şimdiki zaman arada yine bir geçmiş zaman var. Yani biz bunu alıp ne yapmamız lazım? Birden sonra, yani 1 ile 2'nin arasına koymamız lazım. Şimdi okuyalım. Turan of Azog'un Allah'ın Dediği Olur adlı oyunu bir gün içinde, hatta birkaç saatte geçen olaylar üzerine kurulmuş. Kişiler kendi toplumsal, psikolojik, ekonomik ve kültürel yapılarına uygun olarak olaylar içinde verilmiş. Oyun 3 birlik kuralına uygun yazılmış. Bakın burada ne yaptık? Olaylar birbiriyle bağlantılı oldu. Olaylar kısımları ve kipler birbiriyle bağlantılı oldu. Biz dördüncü cümleyi birinci cümleden sonra getirerek düzelttik arkadaşlar. Evet, 8. örneğimize devam edelim. Numaralı cümlelerle anlamlı bir bütün oluşturabilmek için cümlelerden hangisi yer değiştirmelidir? Evet, benzer tipte bir sorumuz var. Hemen bakalım hangileri yer değiştirme. Herhangi bir eser yazmaya niyetlenen bir sanatçı önce kullanacağı malzemeyi seçer. Sonra da bu malzemedeki estetik dışı ögeleri ayıklayıp malzemesini rafine eder. O da tasarladıklarını dil aracılığıyla kısa ve öz olarak anlatır. O da kimdi arkadaşlar? Burada başka birinden bahsetmiş olması lazım ki o da demiş. Demek ki uymayan bir cümlemiz 3. Devam edelim. Şairin malzemesi de dildir. Arkadaşlar dikkat edin. Burada ikinci cümlede malzemeden bahsetmiş. Hemen tasarlamaya geçmiş. 3 uyumsuz dedik. Malzeme demiş. Malzeme neyle devam ediyor? Şairin malzemesi de dildir diye devam ediyor. Burada kopukluk var. Devam edelim. Örneğin bir heykeltıraş mermeri fazlalıklarından arındırarak eseri ortaya çıkarır. Ne yapmamız lazım peki? Şöyle yapacağız. Biz 3 ile ne uyumsuz geldi bize? 5 uyumsuz geldi. 3'ü bir şeyle yer değiştirmemiz lazım. Arada 4 kaynadığına göre 3 ile 4'ü yer değiştirdiğimiz olmuyor. Bakın deneyin göreceksiniz. 3 ile 5'i yer değiştirmemiz lazım. Öyle okuyalım. Sonra da bu malzemedeki estetik dışı ögeleri ayıklayıp malzemesini rafine eder. Örneğin bir heykeltıraş mermeri fazlalıklarından arındırarak eserini ortaya çıkarır. Şairin malzemesi de dildir. Bakın arkadaşlar, burada malzemesi de kısmında da D'nin bize şunu göstermesi lazım. Bir şeylerin malzemesi var. Şairin malzemesi de dil. Demek ki malzeme kısmı nerede? Bu cümlede olduğuna göre 3 ve 5 yer değiştirmeli ki metnimiz daha düzgün olsun. Cevabımız Denizli. Akışı bozan cümle. Akışı bozan cümle genellikle paragrafın ortasında, ender olarak da sonunda bulunuyor arkadaşlar. Sonunda yer alıyor. Konuya farklı bakış açılarından farklı ifade olabileceği gibi konuyla çelişen bir ifade de olabilir. Böyle durumlarda parça içindeki bağlantı ögelerine dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bağlantı ögelerinin cümleyi önceki cümleyle sonraki cümleyi bağlama işlevi akışı bozan cümleyi ele verecek. Neydi bağlantı ögelerimiz? Az önce gördük. Çünkü gibi, da de eki gibi, ama fakat lakin gibi ifadeler ve kiplerdi. Sözcükler bir takım işaretlerdir. İnsan bu işaretlerle düşünür. Düşünürken nesnelerin yerine işaretleri, yani sözcükleri koyar. Bir insanın söz dağarcığının zenginliği ancak başkalarının söz dağarcığı ile karşılaştırıldığında ortaya çıkar. Bu zihin işlemesini kolaylaştırır ve çabuklaştırır. Sözcükler ne kadar kullanışlı ve açık olursa zihin o kadar iyi işler. Evet arkadaşlar, bu paragrafa baktığımızda sözcüklerin bir takım işaretler olduğundan bahsediyor. İşaretlerle insanın düşüneceğini, yeni sözcükleri ortaya koyacağını gösteriyor. Daha sonra ise koyu renkli kısımda bir insanın söz dağarcığının zenginliği diye başlamış. Burada sözcüklerin
özelliklerinden bahsederken bir anda insanın söz dağarcığına geçmiş. Demek ki burada düşüncenin akışı bozulmuş ve artık sözcüklerle ilgili farklı bir alt başlıktan bahsetmeye başlamış. Sorumuz var. Son sorumuzla dersimizi noktalayalım. Evet, hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır diyor soru bize. Bakalım sorumuza. Öyle romanlar vardır ki daha ilk sayfasında olay örgüsünün çekim alanı içine alır okurunu diyor. Kan basıncını yükselten heyecanlar, meydanlar getirir okurda. Kimi romanlarda vardır, üslubuyla okurun aklına olduğu kadar yüreğine de seslenme yolunu seçer. Evet, öyle romanlar vardır ki hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır demiştik. Daha ilk sayfasında olay örgüsünün çekim alanı için alır okurunu. Kan basıncını yükselten heyecanlar meydana getirir okurda. Kimi romanlarda vardır, üslubuyla okurun aklına olduğu kadar yüreğine de seslenme yolunu seçer. Romanda özgünlük, derinlik, çok yönlülük aranır. Arkadaşlar buraya kadar hep bazı romanların farklı özelliklerinden bahsediyor. Burada romanda özgünlük, derinlik, çok yönlülük aranır diyerek ne yapmış? Düşüncenin akışını bozmuş. Devam ediyor. Daha doğrusu okurun okuma eylemine aklı kalbi yani tüm varlığıyla katılımını sağlar. Biz 5. cümlenin aslında 3. cümlenin bir devamı olduğunu görüyoruz. O yüzden düşüncenin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır diye sormuştu. Öyle romanlar vardır ki daha ilk sayfasında olay örgüsünün çekim alanı içine alır okurunu. Kan basıncını yükselten heyecanlar meydana getirir okurda. Kimi romanlarda vardır, üslubuyla okurun aklına olduğu kadar yüreğine de seslenme yolunu seçer. Romanda özgünlük, derinlik, çok yönlülük aranır. Bu ifade farklı. Devam edelim. Bu akışı biraz bozuyor gibi. 3 ile 5'i bakalım arkadaşlar birbirle bağlantılı mı? Kimi romanlarda vardır, üslubuyla okurun aklına olduğu kadar yüreğine de seslenme yolunu seçer. Daha doğrusu okurun okuma eylemini, aklı, kalbi yani tüm varlığıyla katılımını sağlar. Bakın 3 ile 5 çok bağlantılı. 4 akışı bozuyor. Cevabımız Ceyhan olmalı. Evet arkadaşlar böylece noktalamış olduk paragraf konusunu. Bu konuyla ilgili bol bol soru çözebilirsiniz. Yapamadığımız soruları da paylaşabilirsiniz. Hoşça kalın.